Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi. İnşallah sağlık ve afiyettesiniz. Bugün felsefe okumalarına hazırlık dersimizin inşallah kaldığımız yerde felsefi yöntemleri okumaya başlayacağız. Hemen metnimizi açalım. Vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi burada metnimizde el-menheç el-felsefide kalmıştık. Şöyle vurgulayalım. El-menheç el-felsefi. Arapçada menheç sözcüğü özellikle modern Arapçada son zamanlarda sıklıkla bilimsel kaynaklar ve kitapların hemen hepsinde çok kullanılan bir sözcüktür. Bir yöntemdir, bir usuldür, bir metoda tekabül eder. Felsefi yaklaşım, felsefi yöntem, felsefi metot diye anlayabileceğimiz el-menheç, el-felsefi bu aynı zamanda bir yaklaşım tarzını diğerlerinden ayırt eden, yani farklı yaklaşımlar da söz konusudur ama burada biz felsefi bir yaklaşımı konuşacağız. Peki temel olarak neyin felsefi yaklaşımını konuşuyoruz? Felsefeyi daha önce de konuştuğumuz üzere teorik felsefe olarak ele aldık ve bunun üzerinde duruyoruz. Burada felsefe bilgi elde etme, aşağıda da göreceğimiz üzere marifet olarak ele alınacak. Bilginin, marifetin elde edilmesinde felsefi yöntem. Bilgi ve marifeti pek çok yoldan elde edebiliriz. Bunun felsefi yöntemi nedir? Bunu ele alacak ve bize felsefi yöntemden söz edecek. Zaten aşağıda dikkat buyurursanız metinde bunu söyleyecek. لِكُلِّ عِلْمٍ مَنْهَجٌ Bakın her ilmin bir yöntemi vardır. Daha önceki farklı derslerimde de bu husus üzerinde epeyce durdum. İlim ve yöntem ilişkisi üzerinde durdum. Bir kez daha hatırlatmak bakımından hatırlamamızda fayda var. Bir ilimden söz edeceksek bunun yönteminden, usulünden, her ne kadar usul ve yöntem arasında kimi temel bazı farklar olsa da şu düzeyde, bu düzeyde ikisini eş anlamlı olarak kullanıyorum. Bir usulden, bir yöntemden söz etmek durumundayız. Bir ilim varsa. Peki ilim varsa usul lazım. Usul varsa ilke lazım. İlke varsa kavram lazım. Onun için kavramları ilimlerin atomuna benzetirim her zaman. Atomlar ilkeleri moleküllere benzetirim. Usul de maddedir, surettir. Demek ki atom, molekül ve suret madde ilişkisine teşbih edebileceğimiz derecede önemli bir şey menheç. Bir ilim dalından söz ediyorsak onun bir yönteminin olması şarttır. لِكُلِّ عِلْمٍ مَنْهَجٌ son derece önemli bir ifadedir. Nitekim devamında bakın bu söylediğimi ifade eden cümleyi okuyacağız. Her ilmin bir yöntemi, bir usulü vardır. Öyle ki yu'temedu aleyhi bu efendim huve zamiri, bu menhece raci ala hazel menheç demektir. Bu yönteme dayanılır. Yu'temedu aleyhi bu yönteme dayanır. Bu yönteme ile bu yöntem ile temellenir. Ne? Fi tesisi kavaidihi. Bakın ilmin kuralları, ilkeleri neye göre tesis edilir? Bu yönteme göre. Bir yöntem belirlersiniz ve bu yöntem bize o yöntemin temel ilkelerini belirlememizi sağlar. وَاسْتِنْتَاجِ مَسَائِلِهِ problemlerin, sorunlarının üretilmesini, neyi ele alacak, neleri çalışacak, neler üzerine düşünecek, bunların ortaya konulmasını sağlar yöntem. Dolayısıyla demek ki her bir ilmin kendine özgü bir yöntemi olacak ve bu yöntem onun ilkelerini ve sorunlarını, sorun alanını belirleyecek. Bu nedenle akademik çalışmalarımızda, yüksek lisans olsun ve özellikle doktora çalışmalarımızda bu tezin yöntemi şudur diye bir yöntem maddemiz var değil mi? Girişte tezin yöntemi şudur diyoruz. Yani bu tez mesailini, problemlerini şu yöntemle ele alacak. Şu ilkeleri dikkate alacak ve şöyle bir çözüme ulaşacak demektir.
وَيُمْكِنْ تَصْنِيفُ اَهَمِّ الْمَنَاهِجِ الْعِلْمِيَّ Bu ilmi bilgisel yöntemlerin önemlilerini şöyle sınıflandırabiliriz. Zaten değerli arkadaşlar, eğer bir miktar epistemoloji ile ilgili felsefi kaynakları okumuşsanız, bilgi felsefesi özellikle genelde bilgi felsefesi olarak tercüme edilir Türkçe'ye. Bu konuda yazılmış eserleri okursanız, burada bilginin elde edilme yöntemlerinin çok ciddi anlamda çok farklı açılardan hareket edilerek sınıflandırıldığını görürüz. Bizim geleneğimizde de, felsefi gelenekte de, Batı geleneğinde de tasnif son derece önemlidir. Yani sınıflandırma. Daha önce mantık derslerimizde de gördük sınıflandırmanın ne kadar önemli olduğunu hadde ve tanımda. Sınıflandırmadığımız zaman bir şeyi anlayamayız. Sınıflandırmak zorundayız. Onun için ilimleri sınıflandırırız, bilginin efendim elde ettirme yollarını sınıflandırırız, yöntemi sınıflandırırız. Sınıflandırmak son derece önemlidir. Ne demek sınıflandırmak? Bir bütünü belli özellikler üzerinden hareket ederek farklı gruplara bölmek ve ayrıştırmaktır. Şimdi bunun diyor önemlilerinden, yani bilgi elde etmenin, bilgisel yöntemlerin önemlilerini şöyle sınıflandırabiliriz. Neyle? Kısaca, genel olarak bir sura icmaliye genel anlamda şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz. İla idde esnaf, birkaç efendim maddede şu şekilde sınıflandırabiliriz. Bunlar efendim, şöyle farklı renklerle vurgulayalım, görselliğimizi ihmal etmeyelim. Evet. Şimdi birkaç başlıkta farklı yönleriyle bize bunları sınıflandıracak. El-evvel, es-sani, es-salis böyle devam edecek. El-evvel. Şimdi birincisi, değerli izleyenler, bu yöntemlerin sınıflandırıyoruz ya, birincisi son derece önemlidir. Genel olarak da buradan başlar felsefi kitaplarda. El-menheç et-tecrübiyyü. Evet. El-menheç et-tecrübiyyü bizim tam olarak karşılığını efendim Türkçe'ye tercüme edilen eserlerde de yaygın kullanıldığı için empirizm olarak altına yazabiliriz. Empirizm. Evet. Yani deneyselcilik, deney, tecrübe deneydir. Et tecrübe deneydir, tecrübedir ve buna empirizm diyoruz. Dolayısıyla birinci bilgi edinme yolu işte Batı aydınlanmasında John Locke'tan itibaren öne çıkan bir kavramdır bu. Deneysel yöntemle, tecrübi yöntemle bilgi elde etmek. Bilgi, el-marife, bilgi elde edeceğiz. Empirizm, deneyle elde edeceğiz. Buna el-marife, el-ilmiye yazılmış yanlış olarak. Bunu düzeltelim, el-ameliye olacak. El-ameliye. Uygulamalı bilgi. Yani uygulamadan, tatbikten elde edilen bilgidir. El-marife, el-ameliye. İşte şimdi bu bilgi türü efendim üzerinde duracak müellif ve bize empirisizmin yani deneysel bilgi elde etme yolunun nasıl bir bilgi elde etmemize vesile olduğunu anlatacak. Bu yöntem hazel menheç yertekizu ala unsurayn. İki unsur üzerine oturur. Bu şeyin iki temeli vardır. Yani empirik bilgi edinmenin iki temeli vardır. A ve B. El-elif vel-ba'u. El-elif, el-isti'ane bil-havâs-ı zâhiretil-hams. Bu son derece önemli, hepinizin gayet iyi bildiği bir husus. Onu şöyle renklendirelim izin verirseniz. Evet, demek ki deneysel tecrübi bilginin birinci maddesinde yer alan husus, beş duyu kullanır. Beş duyunun verilerini kullanır. Çünkü beşeri tecrübe nedir? Dokunuruz, tadarız, koklarız, görürüz, işitiriz. Beş duyuyu kullanırız. İkinci dayanağı, birincisi beş duyudur. İkincisi de tekrardır. Tekerrurul muşahede vel mülahaza. Tekerrur el muşahede, gözlemi tekrarlamak. Yani tekrar tekrar deney yapmak. Bir şeyi tekrar tekrar gözlemlemek. Tekrar tekrar gözlemliyorsunuz. Mesela X,
Y, Z, T diye gözlemler yapıyoruz. Bu her bir gözlem üzerinde o gözlemin sonuçlarını değerlendiriyoruz. Ve tekerrurul mulahaz. Yeniden gözden geçiriyoruz. Deneyi tekrar ediyoruz, gözlemi tekrar ediyoruz. Gözlemin sonuçlarını elde ettiğimiz sonuçlarla efendim ne yapıyoruz? Kıyaslamak suretiyle onun üzerinde bir düşünce geliştiriyoruz. Düşünce. Mülahaza bir tefekkürdür, bir düşüncedir ve bu bulgularımız üzerinden elde ettiğimiz sonuçlar üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Bu da son derece önemli bir şeydir. Demek ki şöyle söyleyebiliriz. Beş duyuyu kullanıyor ve bunların sonuçlarını akli olarak efendim değerlendiriyor. Akli sonuçlara gidiyor. Şimdi diyor ki yustefadu minhu, yani bu tecrübi menheçten yustefadu minel menheç et tecrübi demektir. Bu deneysel yöntemden yararlanılır. Fi ulumin müteaddide. Pek çok ilim dalında bu yöntem kullanışlıdır. Bu yöntemden yararlanırız. Örneğin misal el fizya, el kimya, el ahya, fizik, kimya, biyoloji. Bu ilim dallarında ne yapılır? Bu tecrübi, deneysel efendim ve gayruha ve benzerleri genellikle deneye ve gözleme konu edilebilecek olan yönleri itibariyle buradan bilgiler elde edilir ve bu da felsefenin bir efendim dalıdır. Şimdi mumeyyizatul menheç et-tecribi. Empirisizmin ya da empirik yolla bilgi elde etmenin yöntem olarak diğerlerinden ayrıştığı özellikleri ve farklılıkları, mumeyyizatı nedir? Bu yöntemin diğer yöntemlerden farkı nedir? Mumeyyizatı nedir? Şimdi bunları bize sayacak. Bir, el-evvel. Burada dikkat edilirse müellife kendi duruşu, meşrebi ve temsil ettiği felsefi gelenek itibariyle bu deneysel ve gözleme dayalı bilgi edinmenin kusurlarından, eksikliklerinden bahsedecek ki genel olarak daha önceki farklı YouTube derslerimizde de benzer konuları ele alıyoruz. Bu pozitivist yaklaşımın yani empirik deneysel yaklaşımın pek de itibar etmediği metafizik bilgi edinme yollarına, metafiziğe ilişkin sert duruşlarına karşı böyle bir değerlendirme yaparken mümeyyizatını bize işte empirik deney şöyledirden ziyade ne eksiği var, ne kusuru var, ne efendim hususlarda dikkatli olunması gerekir. Bunlara dikkatimizi çekmek istiyor. Kusuruhu an isbati mavera el his. Bakın, birinci olarak eksikliğinden bahsetti. Birinci kusuru duyular üzeri olan duyu üstü. Yani beş duyuyu şöyle yazalım. Beş duyuyu aşkın. Beş duyunun sınırlarını aşan, çünkü varlık beş duyunun algısına indirilemeyecek kadar büyük bir hadisedir. Hermenötik derslerimizde bunu konuşuyoruz, değil mi? Mesela en çok konuştuğumuz dil bile. Yani dil. Dili sadece lingüistik araştırmaların konusu yapabiliriz miyiz? İşte sesten, ses tonundan, efendim lehçelerden, şundan bundan hareketle dili tanımladığımızı söyleyebiliriz mi? Dil bunları aşkın bir şeydir. Varlık da öyle. Beş duyu aşkın. İşte beş duyuyu aşkın olan şeylerin ispatında, onları tespit edebilmede, onları bilgiye konu edebilmekte deneysel tecrübe eksiktir. Mesela diyor örnekler vermiş. Kel halatil vicdaniye minel lezze vel elem vel havf ve gayriha. Örneğin efendim manevi durumlar. El vicdaniye fi hazel makam el maneviye.
manevi durumlar. Yani maddi olmayanlar demek. Kel halat el vicdaniye minellezze mesela. Lezzet alıyoruz. Lezzet dediğimiz şey o ağzımızdaki tadı söyleyerek bu acıdır, bu tatlıdır, bu ekşidir, şudur, budurdan öte bir şey lezzet. Lezzetin kendisi vicdani bir şeydir. Ve bu da beş duyuyu aşkındır. Mesela tad alma duyumuz var ama lezzet o değil. Başka bir şeydir. Mesela el elem, acı duyuyoruz. Bu bir yerimiz yaralandığında ya da bir hasar gördüğünde, bir yere çarptığımızda efendim hissettiğimiz bir şey duyusaldır. Ağrın neren ağrıyor diyor doktor. Karnım ağrıyor diyoruz. Bakın bir yer gösteriyoruz. Ama elemin kendisi neden acı duyuyoruz? Elem nedir? Korku mesela nedir? Ben şundan korkarım, bundan korkarım başka bir şey. Korkunun bizatihi kendisi başka bir şey. Demek ki bu tür manevi durumlar var ki bunlar beş duyuyu aşkındır ve empirik durumun deneyin konusunun dışındadır. Her ne kadar günümüzde özellikle beyin üzerine yapılan nörolojik çalışmalarda elde edilen bazı bulgular üzerinden bu konuda daha farklı düşünmemizi sağlayacak bulgular varsa bile genel manada empirik alanı, felsefi yöntemi empirik olmayandan ayırt ederken bu beş duyuyu ya da şöyle daha genel anlamda söyleyelim. Deney ve gözlemimize konu yapamadığımız. Çünkü varlık deney ve gözlem yapabileceğimiz alana indirgenemeyecek kadar daha geniş bir alandır. Empirisizm belli düzeyde, belli oranda bir alana yoğunlaşabilir ancak. Onun dışında kalanları işte bir eksiklik olarak görüyor müellif haklı olarak. İki, bu el menheç et tecrübiyyü fıkhtanuhu li hususiyeti ta'mim. Genelleme özelliğinden mahrum oluşudur. Bu deneysel efendim yöntem genelleme yani tümel bir sonuç veremez bize. Neden veremez? Çünkü tüme varımdır. Tecrübi, deneysel bilgi ne dedik? Tekerrür müşahede. Tekerrür müşahede nedir? Tüme varımdır. Tüme varım hiçbir zaman tümel bir genellemeyi bize veremez. Onun için Karl Popper'ın tarihsiciliğin sefaleti doğrusu, tarihsiciliğin sefaleti ki büyük ölçüde bu tüme varımı eleştirir. Orada da görüldüğü gibi bunların hepsi tecrübelerimizin miktarıyla sınırlıdır. Bütün kuğular beyazdır demek henüz siyah kuğu görmediğinizi gösterir. Gördüğünüz andan itibaren bütün kuğular tümel ifade bitmiştir. Dolayısıyla empirik deneyler bize tümel bir sonucu, nihai bir sonucu veremez. Özellikle Kurt Gödel'in, bu da çok son derece önemli bir isimdir. Kurt Gödel'in tamamlanmamışlık teorisi ki bu sanıyorum çok önemli bir etki yarattı Batı dünyası felsefesinde. Evren henüz oluşmakta olduğundan dolayı, evrenin oluşumu tamamlanmamış olduğundan dolayı deneysel bilgi hiçbir zaman bize tümel bir sonuç veremez. Çünkü incelemekte olduğumuz, deneylemekte olduğumuz varlık, evren bizden daha hızlı bir şekilde oluşumunu tamamlamaya devam ediyor. Nihai bir, bitmiş bir evrenin gözlemini yapmıyoruz. Oluşmakta devam eden bir sürecin, oluşma sürecindeki, yani being process olan bir durumu efendim deneyliyoruz. Bu önemli bir durum. Lennaha bu yüzden min faaliyatil kuvvetil akile. Çünkü o yani tümel sonuç vermek, tümelden başlamak, tümeli dikkate almak neyin efendim özelliğidir? Neyin etkinliğidir?
neyin işlevidir? Aklın. El kuvve el akile tümel ile. Onun için mantık, değil mi? Tümden gelim mi esas alır? Tümden gelimden başlarız. Onun için mesela bazı bilgi felsefesi kaynaklarımızda bilgiyi önce tüme varım ve tümden gelim olarak sınıflandırırız. Burada müellif daha farklı bir yöne gitti. Dolayısıyla dedi ki empirik olarak elde edeceğimiz bilgiler de tümele ulaşmak zordur. Böyle bir imkanı yoktur. Çünkü tümelle ilgilenmek akli bir şeydir. Akılla yapılan bir şeydir. Es-salisu ev es-salise üçüncü bir efendim durum empirik yöntem için ademu ifadetihi tasdik min duni ma'unetil akıl. Bu da çok son derece önemli. Çok kayda değer bir durum. Bunun üzerinde biraz duralım. Şimdi deney ve gözlem yapsak bile mesela yukarıda yazdık. X gözlemini yapıyoruz. Gözlem yaptık. Y gözlemini de yaptık. Peki bunları neyle değerlendiriyoruz? Bunların sonuçlarının doğruluğuna veya yanlışlığına neyle karar veriyoruz? El akıl akıllı. Peki aklın kendisi deneyim konusu mudur? Hayır. Onun için diyor ki ademu ifadetihi bir karşılığı yoktur. Deneysel yöntemin bir karşılığı yoktur. Niçin? Et-tasdik bir şeyi doğrulamak ya da et-tekzip yanlışlamak konusunda empirik yöntemin hiçbir karşılığı anlamı yoktur. Nesiz min duni ma'unetil akıl. Aklın yardımı, aklın desteği olmaksızın bir hiçtir. Öyleyse her ne kadar adı el-menheç et-tecrübi olsa da onun asıl zemini nedir? El-aklu akıldır. Yani bu menheç ya'temidu alel-akıl. Akla dayanır. Bi itibari enne ameliyye et-tasdik min şuunin nefs. Bakın. Çünkü bir şeyin doğruluğunu ya da ev ameliyye et-tekzib min şuunin nefs. Bakın. Nefs bi mana el-akıl. Bi mana el-vicdaniye min şuunil vicdaniye manevi bir durum. Ruhani bir durum. Akli bir durum. Yani gayrul madde. Madde değil, gayrul maddedir. Gayrul madde ne demek? Leyse bir mevdu et tecrübe, tecrübeye konu değil demektir. Deneyi aşkın bir şeydir. Ve empirik yöntem deneyi aşkın olanla temelleniyor. Temelinde deneyi aşkın bir şey var. Onun için diyor ki doğrulamak ya da yanlışlamak manevi, vicdani ve akli bir durum olduğundan olması nedeniyle akıl olmaksızın deneysel yöntem ve tecrübenin bir karşılığı yoktur. فَلَا يَسْتَطِيعُ الْحِسُّ مُجَرَّدًا عَنِ الْقُوَّ الْعَاقِلَ Akli gücümüz, yeteneğimiz olmaksızın ondan ayrı olarak, mücerred olarak el hissu duyu la yestati'u ifadete tasdik evl kiz bir şeyin bakın zaten demiş kesmeme gerek yokmuş bir şeyin doğrulanmasını ev nefihi yanlışlanmasını nefyini varlığını ya da yokluğunu ne yapamaz? Tespite güç yetiremez. Beş duyu el his fela yestediyor his bu imkanı dışındadır. Doğrulamak ve yanlışlamak meselesi. Yani şöyle söyleyelim kısaca bu, bütün bu söylediklerimizi özetleyecek bir cümle olarak. Beş duyu veri toplar. Akıl bu verileri değerlendirerek sonuca gider. Deney bir veri toplamadır. Bu verilerin
sonucunu belirlemek akla ait bir şeydir. Akılla ilişkili bir şeydir. Onu söylüyor ve çok yerinde bir şey söylüyor. Şimdi diyor ki dördüncü olarak el-rabi'u tavakkuful iz'ani bil mu'tayati tecrübiyye ala teslim bi mebde'i tenakuz. Deneyim, tecrübenin tüm verileriyle elde ettiğimiz şey tavakkuf bağlıdır. Deneysel verilerin tamamıyla elde ettiğimiz şeyden bir şey çıkaracağız ya el-idan, bundan bir sonuca varacağız. Bu bağlıdır. Neye? Alet teslim kabule bağlıdır. Bunu kabul etmeye bağlıdır. Nedir? Bir mebde-i tenakuz. Çelişki, çelişmezliği kabule bağlıdır. Yani çelişmezlik ilkesi gibi temel bir ilkeniz yoksa deneylerin hiçbir sonuçlarından bilim denecek, ilim denecek bir sonuca ulaşamazsınız. Çünkü bu çelişmezlik ilkesi ve huve mebde'un akliyun, bu da akli bir ilkedir, akli bir temeldir. La yetefakkafu et-tasdiku bihi ala şeyin ahar. Öyle bir akli ilkedir ki tenakuz ilkesi, bir şeyi doğrulamak, bir şeye göre doğrulamak. Bu sadece tecrübeye bağlı olmaz. Bu tenakuz ilkesine de bağlıdır. La yetekaffa tasdik bihi bit tecrübe ala şeyin ahar. Bir şeyin bir şeye ilişkisi çelişip çelişmediğine dair durum tamamen nedir? Mebde'un akliyun. Akli bir durumdur ve dolayısıyla empirik yoldan elde edilecek bilgi bir felsefi yöntemdir diyor müellif. Ama bunun kendisi de deneye mevzu olmayan, deneyi aşkın olan akılla temellendiğini göz ardı etmeyelim diyor. Son derece önemliydi. Peki, saniyen el-evvel neydi? El-menheç et-tecrübi idi. El-menheç et-tecrübi. Şimdi iki, saniyen el-menheç et-ta'budi. Bu da önemli. Son derece önemli. Bu tabii özellikle Havza geleneğine, Molla Sadra geleneğindeki felsefi duruşa da uygun olarak yapılmış bir taksimdir. Bunu, bu metni okumaktaki temel amaçlarımdan birisi, genelde göz ardı ettiğimiz bir kültür orada var. Özellikle de felsefi bir kültür var. Biraz onlardan da haberdar olalım diye. Genelde diğerlerinden epeyce haberdarız ama oradaki gelenekten, o efendim Şii gelenekte yer alan felsefi birikimden, özellikle Molla Sadra'nın burada bir köşe taşı oluşu ve belirleyici bir üstad oluşu göz önüne alındığında, ki ileride inşallah Molla Sadra'yla da ilgili okumalar yapmayı düşünüyorum. Orada da görürüz. Bu önemli bir ayrımdır. El-menheç et-ta'budi. Başka yerlerde pek böyle bir ayrımı göremezsiniz. Şimdi buradaki el-menheç et-ta'budi'yi karşılığını verdiği sözcük üzerinden de efendim değerlendirecek olursak, bu nakli bilgidir. Şöyle söyleyelim. Nakle dayalı bilgi. Yukarıdaki neydi? Uygulamaya. El-ma'rife el-ameliyeydi. El-ma'rife el-ameliye. Uygulamaya, deneye dayalı bilgiydi. Şimdi de nakle dayalı bilgi. Nakle dayalı bilgiden bahsedecek. Saniyen nakille. Şimdi efendim, neden nakle dayalı bilgi elde etme yöntemine müellif el-menheç et-ta'budi dedi?
Şimdi burada çok önemli bir ayrım var. Bunun üzerinde biraz konuşmamız gerekecek. Taabbudi demek, öncelikle birinci özelliği aklı aşkın olmasıdır. Aklı aşkındır. Dolayısıyla taabbudi olan da akıl teslim olur. Bunları daha önce de konuştuk. Seyyid Hüseyin Nasır'da da bilgi iman mevzunda biraz bunları konuştuk. Gerçi orada bu kavramı kullanmadım ama erken bir kavram olduğu için bu teslimiyeti gerektirir. Teslimiyet de imandır. Şimdi müellif burada iman etmeyi, imanı da aynı zamanda bir yöntem olarak bize sunacak. Taabbudidir. Taabbudidir. Ve şimdi aşağıdaki maddeleri okuduğumuzda da bu ifadelerimin daha anlaşılır hale gelmesi için bazı inşallah açıklamalarda bulunacağım. Sadece başlığın anlamını kavramak bakımından söylüyorum bunları. Teslimiyet ve imanı gerektirir, taabbudidir. Yani bir diğer anlamı da sorgulanamaz. Şimdi müellif buradaki sorgulanamazı sorgulanmaya gerek yok. Bu kesin bilgi, kat'i bilgidir diyecek. Dolayısıyla nakle dayalı bilgi geleneğimizde, özellikle de Havza geleneğinde kat'i bilgidir. Yani kökeni Seyyid Hüseyin Nasır'da okuyor olduğumuza göre, umarım dinliyorsunuzdur, kutsal bilgi de diyebiliriz buna. Kutsal bilgi. Çünkü bu kutsal bilgi öyle deneyebileceğimiz, tecrübe edeceğimiz falan bir bilgi değil. Bu nakli bir bilgidir. Vel i'timadu aleyhi merhunun bi emreyn. Şimdi bu yöntem el menheç et ta'budi dayanmaktadır. Neye? İki duruma bağlı olarak söz konusu olmaktadır. Yani biz bir taabbudi yöntemden söz edeceksek ve bunu felsefi bir yöntem olarak kabul edeceksek burada iki önemli durumu dikkate almamız gerekiyor. Şimdi bir başlayalım ve bunları ele alalım. Bir. Diyor ki bu taabudi yöntem ispatu hucciyetihi onun hüccet olununun sabit oluşudur. Yani taabbudi dediğimiz şey delil oluşu sabittir. Yani kanıta ihtiyacı yok. Kendisi bizatihi hüccettir. Ama yukarıda hüccete ulaşmak için delil, efendim pardon, tecrübe yaptık, deney yaptık, sonuçlarını kurallara dönüştürdük vesaire yaptık. Bu bizatihi kendisi hüccettir. Hüccet oluşu sabittir. Sevaun kânet kat'iyyeten, bunları konuşacağız. Kettevatir, bakın, mütevatir haber gibi. Eğer Cabir derslerimi dinliyorsanız orada Arabaklında haberin bilgi değerini konuştuk bir derste. İzlemenizi tavsiye ederim. Mütevatir haber üzerinde durduk. Mütevatir haber. Mesela bizim hadis geleneğimizde de değil mi? Mütevatir haber nedir? Her ne kadar hadisçilerin ilgilendiği bir durum değil ama kelamcıların daha çok ilgilendiği bir kavramdır bu. Tevatür, reddi mümkün olmayan nakli bilgidir. Yani tevatür haberdir. Haber nakildir. Nakli bilgidir ve reddolunamaz. Onun için hüccetliği sabittir. Mütevatir olması kesinleştiği andan itibaren verdiği bilgi reddedilemez. Mütevatir verir. Aklen de böyledir, naklen de böyledir. Onun için ispatu ciyeti diyor. Ev ta'budiyye. İster mütevatir olsun, ev ta'budiyye. Ta'budiyye de burada sanki imaen ev ezzaniye demiş gibi oldu. Evet. Ezzaniye demiş gibi oldu. Çünkü kelamel bi haberi sikati. Güvenilir mevsuk bir zatın, mevsuk bir kimsenin haberi gibi. Güvenilir birinin nakli gibi. Bu konu bizim hem hadis geleneğinde hem fıkıh geleneğinde hem kelam geleneğinde çok tartışmalı bir konudur. Yani mütevatir olanla taabbudi olan gerçekleşir de sorgulanmaz bir şekilde kabul gerçekleşir de fakat haberi vahid ile bir kişinin ne kadar güvenilir olursa olsun onun verdiği efendim bilgi kesin hüccet kabul edilir mi edilmez mi hususu Müslüman gelenekte çok tartışılmalıdır.
Ama bu gelenek Şii bir gelenek olduğu için orada doğal olarak imamların, aşağıda da bahsedecek zaten, imamların münferiden vermiş olduğu bilgilerde hüccet ve delil sayılır. Bu nedenle bu ayrı bir şeydir. Onun için de çok detaya girmeden kısa geçiyor dikkat ederseniz. İki, ademu muaradatihi li delilin kat'iyyin. Bu taabbudi, nakli olan efendim yöntem kat'i delil ile çelişmez, taarruz etmez, taarruz yoktur. Kat'i delillerle çelişmez. Peki kat'i delil dediğine sevaun kâne akliyen ev nakliyen. Şimdi burada bir sorun, ifadede de sorun, ona dikkat edelim. Zaten nakliyi konuşuyoruz. Naklin nakle aykırılığından söz etmiş oluyor gibi görünüyor zahiren. Ama kastettiğini, muradını açarak, çünkü biz şerh ederek de okumuş oluyoruz böylece. Maksat şudur. Yani nakli bir delilden taabudi olarak söz edeceksek rivayetler arasında taarruz olmaması lazım rivayetler. Mütearız, birbirleriyle çelişen efendim rivayetler olmaması lazım. Çelişirse bunlar o zaman delili kat'iye aykırı olur. Yani bu taabbudi, yani nakli bilgiye dayalı, teslimiyete ve kabule dayalı durum bir felsefi yöntem olacaksa delili kat'iyeyle çelişmeyecek. Ademu muaradatihi li delilin kat'iyye. Delili kat'iyye efendim aykırı olmayacak. Yani nakledilen haber akılla çelişirse artık bu bir yöntem değildir. Nakille, hangi nakille? Nakliyen kendi düzeyinde bir başka nakille mutaarız rivayetler diyoruz bunlara. Efendim bunlarla çelişmeyecek. Kendi düzeyinde güvenilir olarak gelmiş bir başka rivayette de çelişmeyecek. Bunlar ayrıca bir alan olduğu için çok fazla girmemiş zaten. Biz de diğer derslerimizde ilgilendirdiğinde zaman zaman malum hallerimiz bu hususların üzerine gidiyoruz. Orada da ayrıca konuşuruz. Şimdi üçüncü noktaya gelelim. Salisen, üçüncü olarak bizim felsefi yöntemimizi söyleyecek şimdi. Üçüncü yöntem. El-menheç eş-şuhudi. Şimdi bu da yine bu yöreye, bu kültüre ait bir sınıflandırmadır. Çünkü genel felsefi sınıflandırmada bunlar daha farklı konumlandırılarak sınırlandırılır. Çünkü burada göreceğiz müellifin vermiş olduğu şeyden hareketle. Bu tam da işte Molla Sadra'nın da temsilciliğini yaptığını söyleyebiliriz. Suhreverdi'den itibaren işrakilik olarak İslam geleneğinde daha çok şöhret bulmuş olan el-marife el-işrakiye. Bu öyle bir bilgi edinme yoludur ki değerli izleyenler, bunun da renklerini değiştirelim. Her bir madde için farklı renk kullanalım. Bu bilgi iç aydınlanma. Diğer bir ifadesiyle bunu tasavvufta çok konuşacağız. Kalbin keşfi. Kalbin keşfi. Yani keşfe dayalı bilgi diyoruz buna. Keşf. Keşfi bilgi. El-işrakiye aydınlanmadır. Aydınlanmak, örtülü olanın açılması, kapalı olanın bilinir hale gelmesi, görünmedir, görünür olmaktır. Bu bilgi görmeye dayalı bir bilgidir. Bu baş gözüyle yaptığımız bir görmeden, beş duyudaki görmeden söz etmiyoruz. Bu içsel bir görüdür, bir aydınlanmadır. Bunun için işrak sözcüğünü, işrakiyeyi kullanıyoruz. Çünkü aydınlanmadır, iç aydınlanmadır. Bu aydınlanmada kişi bilginin manevi olarak kendisini görür. Bunun kendi içinde mertebeleri vardır. Daha ileri boyutunda kişi o bilginin kendisine dönüşür. Onun için Molla Sadra felsefesinde ittihadul akli vel makul vel akil, aklın, akla konu olanın ve akledenin
birliğinden söz ettiği felsefesi son derece önemlidir. Şimdi burada el marife el işrakiye aydınlanmaya, keşfe dayalı bir bilgi edinmedir. Bu da bir bilgi edinme yoludur. Ve asli olarak her ne kadar tasavvufla özdeşleştirilmiş sufi bir gelenek, sufi bir yöntem, el menheç et tasavvufi, el menheç es sufi şeklinde ifade edebileceğimiz bu yöntem metafiziktir sonuç itibariyle. İşte diyor bu aydınlanmaya yönelik bilgi edinme yöntemi de tantalik min teskiyetin nefs. Nereden başlıyor? Bakın. Bunu vurgulayalım. Son derece önemli bir şey söylüyor. Bu yöntemin başlangıç noktası, evet. Bu yöntemin başlangıç noktası, bunları inşallah Seyyid Hüseyin Nasır derslerimizde ve özellikle Ebu Zeyd okumalarımızın Sufi hermenetiğine başladığımızda çok ileri düzeyde konuşacağız. Şimdi burada nefs dediğimizde bu artık işraki felsefede tasavvufi ve sufi terminolojide bu nefs artık ruh değildir tam olarak. Olumsuz bir şeydir. Eğer ruh diyeceksek buna kirlenmiş, kirlenmiş. Dünyaya gelmek bir kirlenmektir sufi terminolojide. Dünyada oluş Heideggerian ifadeyle. Dasein dünyada oluş bir kirli oluştur. Bu kirli bizim kullandığımız anlamda efendim olumsuzluk çağrıştıran bir kirlenme değil. Dünyanın hicabı, örtüsü, dünyanın bir örtücülüğü var. Dünya insanı önce örter, sonra insan bu örtüyü kaldırarak kendisini ve dünyasını keşfeder, fark eder. İşte Heidegger şeyinde konuştuk biraz ve tabii daha da konuşacağız. Konularına girdiğimizde hermenötikte kendimizi de biraz keşfederiz. İşte o örtülülüğün tasavvuftaki adı dünyayı deniden, aşağılıktan, aşağı olmaktan, düşkün olmaktan kinaye olarak bir kirlenmişlik olarak kabul eder. Bizatihi dünyaya gelme, Hristiyanlıktaki ilk günah olarak günahkar gelme falan değil bu. Ya örtük olarak gelmek, bir beze sarılmış olarak gelmek ve tezkiye bu bezi açmak, bu bezden kurtulmak, bu örtüyü sıyırmak anlamındadır. Tezkiye bu kirlenmiş olan nefsin temizlenmesidir, tathiridir. Felsefi terminolojide tuhur temizlenmek, maddi temizlenmek, usul abdesti almak ya da namaz abdesti almak gibi bir şey değildir. Ya örtüyü açmaktır. Onun için tasavvufta genel anlamda bilgiye ulaşma yolunun keşf denilmesi, keşfin de bir örtüyü kaldırma, açma olması, temizlenme, kalbi dünyada olmanın beraberinde getirdiği örten, kaplayan efendim sargılarından, örtülerinden açmaktır ve temizlemektir. Keza yine sufi terminolojide tezkiyetün nefs ki bunları inşallah sufi hermeneutikte çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Çünkü dersimizin anlaşılır olması için bu açıklamalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda nefsin buluğa erdiğinde, insanın akıl bali olduğundan sonra artık doğruyu eğriyi birbirinden ayırt edecek hale geldikten sonra hem nefsi hem de şeytani dürtülerle doğruyu değil de eğriyi yapmaktan hasıl olan günahların meydana getirdiği kirlerden temizlenmeyi de ifade eder. Demek ki iki tür nefsin kirlenmişliğinden söz ediyoruz. Bir doğrudan dünyaya gelmek, dünyada var olmak, bir örtülü olmayı, tabii ve doğal olarak adeta kirli olmayı, burada kirliyi olumsuz anlamda kullanmıyorum, tekrar ediyorum, olmayı ifade eder. Bir de akıl bali olduktan sonra işlemiş olduğumuz insan olmaya yakışmayan, insan tanımıyla örtüşmeyen davranışlarımızın hasıl ettiği bir manevi kirlenme, adına günah dediğimiz bir günahtan dolayı kirlenme de söz konusu. İşte bu kirlenme de temizlenme. İki tür temizlik.
Bir doğal örtümüzü kaldırıyoruz. İki, bu örtüleri kaldırmayla uğraşırken içine düştüğümüz hata ve kusurlarımızı temizliyoruz. Yani diyor, burada bir atı tefsir yapmış zaten. Nefsle batın olanı, yani içsel olanı, batini olanı, zahiri değil batini olanı kastettiğini söylüyor. Yani ve neymiş? Tathirul batın, iç temizliği. Ve söylediklerimi ifade eden bir cümle. Ve ref'u yahcubu an işrakil hakaiki alel kalp. Kalpte hakikatin, gerçeklerin, gerçeğin, gerçek olanın kalpte aydınlanıp ortaya çıkmasını, kalpte görünmesini engelleyen, örten ma yahcubu. Örten şeyi kaldırmaktır ref. Deminden beri ifade etmeye çalıştım. O kalp dünyaya geldiğinde insanoğlunun dünyada olma amacı dünyaya örtülü gelmektir. Başarılı insan da dünya yaşamında bu örtüsünden kurtulan, örtüsünü açabilen, örtünün örttüğünü görebilendir. Örtü tabiatı gereği bir şeyi örter. Ve dikkat ediniz, burada bunları inşallah ileride çok konuşacağız. Sufi hermetikte. Hicap çok önemli bir şeydir. Seyyid Hüseyin Nasır'da bu hicabı Hindu geleneğindeki mayayla da ilişkilendirerek konuşacağız. Çok önemli, ilginç bir şeydir. Dikkat edin. Hicap. Hicap bir, bizi örter. Biz onun altında kalırız. Bir, kendimizi örter. Bizi bizden örter. Bizi örter. İki, bize bizim dışımızdakini örter. Onun için hicabın dualist ikili bir örtme, gizleme özelliği var. İkili bir gizleme, ikili bir örtme özelliği söz konusu hicabın. Bir, bizi örter. Biz göremeyiz. Kendimizi de göremeyiz. İki, bize ötekini, bizim dışımızdakini de örter. Onun için hicabı Sufi gelenekte, Sufi hermenötikte, İbni Arabi meselelerini inşallah konuşmaya başladığımızda çok ileri düzeyde ne kadar harika bir şey olduğunu orada göreceğiz. Zaten hermenötik konusuna İbni Arabi ile Sufi hermenötikle başlayacağız. O zaman göreceğiz bizim geleneğimizde hermenötik neymiş. Evet. Şimdi diyor ki nefsin tezkiyesinden, temizlenmesinden iç temizliği kastediyoruz. Bu da kalpte hakikatin, gerçekliğin aydınlanıp kendisini göstermesini engelleyen, örten şeyi kaldırmaktır. Çünkü dünyaya örtülü olarak geliyoruz. Onun için kemale ermiş büyüklerimiz, velilerimiz aydınlanmayı tıpkı bir gülün gonca halinden yaprak yaprak açılması haline benzetir. Ya da bir soğanın katman katman kabuklarının açılıp öze ulaşmasına teşbih ederler. Ya da bir kefen bezine sarılmışız gibi bu kefen bezinin etrafımızdan kat 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 hafiflemesine benzetilir. Bu bezler kalınlığı incelmeye başladıkça yavaş yavaş öteleri gözlemlemeye başlarız. Hem öteyi hem kendimizi fark etmeye başlarız. Zaten kendini fark edemeyen öteyi fark edemez. Bunu Seyyid Hüseyin Nasır'da konuşacağız inşallah. Peki efendim. Diyor ki bu kalpteki gerçekliğin inkişafını örten şeyi kaldırmaktır. Ve şuhuduha, buradaki hakayke racidir. Ve şuhudul hakayk. Bakın çok önemli. Az önce de söylemeye çalıştım. Bu yöntem hakikatleri bilmek değil, görmektir. Burada bilgi görseldir, işrakidir. El ma'rife el işrakiye. Görsel bir bilgiden söz ediyoruz ve bu görselliği lütfen gözle görülen bir görsellikle karıştırmayalım.
Bu gözle görülen bir bilgi değil. Onun için bazıları diyor ki, tırnak içinde söylüyorum, beni bağışlayın lütfen. Acemi ya da aptal sorusu bunlar. Meleği görmeyi istiyor. O sanıyor ki meleği beni gördüğü gibi gözüyle görecek. Şeytanı göreyim ya da şunu manevi bir şey göreyim. Böyle bu konuyu bilmeyen insan böyle tabii konuşur. Başka nasıl konuşsun? Bir keramet görsem diyor ya da ne bir manevi bir şey görsem. Film izliyoruz saat 2'de. Bir bilet de sana alalım gidip görelim. Ne iyi değil mi? Böyle olur mu? Böyle bir görmekten söz etmiyor işraki gelenek. Bu çok önemli bir bilgidir. Onun için de Cabir'i merhumu en çok eleştirdiğim yanı budur. Bunu bilgi saymıyor. Bu olmaz falan diyor. Biraz çok fazla pozitivist bir yaklaşımı var bu konuda onun. Bu doğru değil. Bu ayrı bir şeydir. Bu aydınlanmayla ilgili bir şey. Aydınlanmayan bir insan bunu bilmez, anlatılamaz, bu dile gelmez. Onun için bakın dikkat edin, çok önemli bir, yani bu gelenek tam bu işraki geleneğin oturduğu bir gelenekten söz ediyoruz. Bakın ruhu duhayı da tefsir etmiş tırnak içinde. Şu az önce benim söylediklerimi vurgulamak için muhtemelen bunu yaptı. Onu kırmızıyla renklendirelim müsaadenizle, izninizle. Bu görmek diyor, huzuruha hakikatlerin huzurudur. O kadar önemli bir sözcük ki bu huzur. Bunu felsefede de çok konuşacağız. Şu huzur sözcüğü o kadar önemlidir ki. İşte az önce söylediğim gibi bu baş gözle görme falan değil. Huzur, hazır, birlikte olmaktır. Beraber olmak, bir olmaktır. Onun için huzuri bilgidir bu. Şuhudidir ve huzuridir. Onun için diyor ki vakat ca'e fi rivayati ehlil beyt. Bakın şimdi dikkat ederseniz bu üçüncüsünü aynı zamanda ikincisiyle ilişkilendirdi bence. Her ne kadar kendisi ona değinmese de Ali el Abud hoca üstad diyor ki bakın Ehli Beyt rivayetlerinde. Niye Ehli Beyt rivayeti? Çünkü Şii gelenek imamların rivayetleri bir kişiden bile olsa taabbudidir. Yani hücciyeti kendisindendir. Hüccet olarak görüyor onu. İşte diyor bize Ehli Beyt imamlarından şöyle söylediklerine dair bilgiler ulaştı. Bu da bizim için bu konuda bir delildir. Diyor ma şu ki bu rivayetlerde gelen şey yuşiru ile zalike. Bu sözünü ettiğimiz işraki bilgiye tanımlamaya çalıştığımız şeye işaret eden, onu gösteren fi rivayatin adide. Birçok rivayet bu konuda geldi. Yani elimizde şu söylediklerimizi kanıtlayacak Ehli Beyt'ten çok fazla elimizde rivayetler var diyor. Peki bu çok fazla rivayetlerin efendim neler olduğuna dair bakalım. Minha bunlardan bir rivayet şöyledir. Minha bu rivayetlerden birisi şöyledir. Bu çizgiyi sileyim müsaadenize. Biraz kötü bir daire oldu. Evet. Maverede an Seyyid-i Şühede aleyhisselam. Seyyid-i Şühede'den artık kimin olduğunu anladınız. Hazreti Hüseyin'dir. Seyyid-i Şühede'den şöyle bir rivayet bize ulaştı diyor Hazreti Hüseyin'den. Entellezi eşraktel envare fi kulubi evliyaike hatta arafuk ve hadduk. Ve vahhadûke. Ve entellezî ezeltel aghyâre an kulûbi ahibbâike hattâ lem yuhibbû sivâke.
Bu tabii teşbihi bir şeydir. Dipnotta acaba bir açıklaması var mı diye bakalım. Evet, kaynak vermiş sadece. Biharul Envar. O rivayetin geçtiği kaynağı vermiş. Diyor ki sen ente eşraktel envar. Işığı yaktığında bir aydınlanma hasıl ettiğinde fi kulubi evliyaik dostlarının kalbinde seni sevenlerin kalbinde bir ışık yakarsan bu ışık hatta Arapçada her zaman bu hattaya çok dikkat edelim değerli izleyenler sevgili öğrencilerim bir sonuç ifade eder. Lil gayeti bir sonuca imada bulunur. İşte senin o sevdiklerinin kalbinde yaktığın ışık Arafuke seni bilinir kılar. O ışık sayesinde seni tanırlar. Ve vahduke seni eşsiz kılarlar. Seni başkalarından ayırırlar. Sen o ışık sayesinde kendini onlara tanıtmış, onların da seni sen olmayanlardan ayrılmalarını, ayrıştırmalarını, seni tek bir şey olarak görmelerini sağlamış olursun. Ve işte böylece sen o entellezi ezeltel ağyar, senin dışında el ağyar, gayruke demektir. Senin dışındakileri an kulubi ahibbaike sevdiklerinin kalbinden dışlamış olursun. O zaman da onlar bunun sonucunda sen bunu başardığında lem yuhibbu sivake sadece seni severler. Senin dışındakilerini sevmezler. Lem yuhibbu sivake. Peki ne dedi? İşte bu tam bir hermenetiktir bir anlamda. Nakizini alalım bu ifadenin. Evet. Ya da ilmul belaga bunun neye kinaye olduğuna bakalım. Kalbimiz var. Bu kalpten Allah'tan başkasının sevgilerini atarsak, bu kalp sadece kimi sever? Allah. İşte kalpte aydınlanmanın başlaması, Allah'tan başka şeylerin kalpte hakiki manada sevilmeye değer olmadığını fark etmek anlamına gelir. Merkezi noktaya Allahu Teala'nın sevgisinin, tevhidinin ve varlığının konması, yerleştirilmesi anlamına gelir. Ve minha bu çerçevede bir başka rivayette kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu da Hazreti Peygamber'e isnat edilen bir rivayettir. Buyuruyor ki Allah Resulü levla enne şeyatin tahumu havle kalbi beni Adem. Bu sözcük de çok önemli bir sözcük. Üzerinde duracağım. لَرَأَوْ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Çok son derece. Şura işrak işte. Şu kısım işraktır. Aydınlanmanın nasıl olacağını söylüyor. Ve çok harika bir teşbih, belagat var ifadede. Allah Resulü buyuruyor ki, şayet şeytanlar İnsanoğlu, Ademoğlunun kalbinin, bakın kalbinin etrafında, az önce söyledim ya, etrafında tahumu. Bu uçuşmak, dolaşmak temelli bir sözcüktür genel anlamda ama buradaki asıl işari ve imasal anlamı şeytanlar Ademoğlunun kalbinin etrafını o kadar kuşatır, o kadar etrafında döner, çember oluşturur ki
kalbi kaplar, yani kalbi örter. Kalbin etrafında bir çember, bir sur oluşturur şeytanlar. Niye? Şeytan biliyor ki bu kalp örtülmezse, perdelenmezse göklerin ve yerin melekutunu, nedir? Madem melekut batındır. Melekut hakikattir, haktır, gerçekliktir. Nedir semavat ve arz? Bakın tüm Kur'an ifadelerde de hicaptır, perdedir. Yerler ve gökler perdedir. Hakikat bu perdenin ötesinde mavera il hicab hâzihil melekut. O da bu melekuttur. Bu melekut melekleri alemi falan değil. Melekut zahirin örttüğü şeydir. Perdenin arkasında olan şeydir. Perdenin kaldırıldığında ortaya çıkacak olandır. Perde ne? Şeytani kuşatmadır. Kalbin şeytani kuşatma altında perdelendiğini, bu perdelenmenin üzerinden efendim kalbin yerlerin ve göklerin maddi olarak bir hicap halinde örttüğü ve görmemizi engellediği o melekutu lera'u, kesinlikle görürlerdi diyor. Müşahede ederlerdi. Evet. Demek ki değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, burada bu iki nakil üzerinden bu Rabia'na kadar müsaadenizle geleceğim. Hicap, iki türlü hicap var. Çünkü konu o kadar ısındı, konsantre oldu ki bunu diğer derse bırakmamız siz de sanıyorum hoş görmeyeceksiniz. Bu kadar hicaptan, işraki konuda örtüden bahsedince şimdi iki tür hicaptan söz edeceğiz. Çok önemli bu hususu bir beraber bu dersin sıcaklığı, feyzi ve bereketi içinde inşallah birlikte mütalaa edelim. Diyor ki, vel hicab ala sınıfeyn. İki tür efendim hicaptan söz ediyoruz diyor. İki tür hicap vardır. Birincisi, bu hicabın birincisi, hicabun zulmaniyun. Birinci hicap neymiş? Zulmani hicaptır. Yani Türkçe karanlık. Karanlık nedir? Işığın olmamasıdır. Işık yok. Işık yok. O zaman dikkat edin. Hicabun zulmani karanlıktan oluşan bir örtüdür. Karanlık kendisi bir örtüdür. Peki karanlığın kendisi nedir? Işığın olmayışıdır. Hepsi ışığa bağlı bakın. Yine ışıkla ilgili. Ve bunu inşallah işraki ve tasavvufi yorumlar ve felsefelerde konuşacağız. Bu zulmanilik, ışıklık meselesini, bu dereceleri olan bir şeydir. Birinin aydınlanma, ışık sandığı bir başkası için zulmettir. Bir kişinin zulmet saydığı şey başkası için işrak, aydınlık görülebilir. Göreceliliği üzerinde duracağız bunların. Neyse şimdilik hicabun zulmani ve yetecella fi'z-zunubi vel-maasi. Nerede ortaya çıkarmış bu karanlık hicap, örtü? Günahlar ve isyanda ortaya çıkar. Kâle Allahu Teala kella belrâne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Bu kadar önemli bir ifade ki ayet-i kerimede. Onların kalplerinin kirliliği, paslanmışlığı, duyarsızlığı, hakikate karşı kapalılığı ne zannediyorlar?
O kalplerindeki kapalılık, kirlilik neden kaynaklanıyor sanıyorlar? Mâ kânû yeksibûn, kendi kazanımları, kendi amelleri, davranışları ne kadar harika bir şey söylüyor. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Attığımız her adım, söylediğimiz her söz, yaptığımız her eylem iki sonuca tekabül eder. Bir, ya kalbi örter, iki, ya kalbi açar. Yani eylemlerimizle ya kalbimizi temizleriz ya kirletiriz. Ne sandılar diyor, kalplerinin kirliliği, Allah mı onların kalplerini kirledi? Kendileri kirledi. Kendimiz kirliyoruz. Bakın. Allah böyle söylüyor. Vaca anil habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kalplerimizin sevgilisi, gönüllerimizin sultanı Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan da diyor şöyle bir şey geldi. İza eznebe'r-racul. Kişi bir günah işledi. Ne oldu? Eznebe er-racul haraca fi kalbihi nukteten sevda. Böyle böyle çiziyorlar ya kalbi, değil mi? Böyle mi? Böyle çizelim biz de. Böyle bir kalp çizelim. Normalde böyle geliyoruz tertemiz bir kalple dünyaya. Demin söylediğim o tabii örtülülükten başka bu günahla ilişkili olarak söylüyorum. Bir günah işlediğimizde orada bir ne ortaya çıktı? Siyah bir nokta belirdi. Bak küçücük bir şey. Fe in tabe in eğer hemen o aman ben ne yaptım kalbimde siyah bir nokta oldu diye bundan tövbe eder, pişmanlık duyar, onu giderir, temizlerse bunu kim yapabilir? Kalbinin temizliğinin farkında olan yapar. Farkında olmayan yapamaz ki. Giydiği elbisenin bembeyaz kar gibi olduğunun farkında olan kişi ona göre oturur kalkar üstümde bilek oluşmasın diye. Giydiği elbisenin beyazlığından haberi olmayan kişi ne yapacak? Kendine ne yapabilir ki? Ve imzâde ez-zunûb demektir. Yani ve izâ dâmel abdu eznebe kişi günah işlemeye devam ederse zâdet bu noktada artar. Büyür. Büyür, 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 büyür. Tüm kalbi kaplayacak. Hatta taglibu ala kalbihi kalbi kaplar. Fela yafluhu ba'daha ebeda. Artık bu kişi ebedi iflah olmaz. Ne demek ebedi iflah olmaz? Yani bu kişi aydınlanamaz. Hakikatte göremez. Habire isyan eder ya da itiraz eder. Ben öyle şey mi olur? Ne biçim konuşuyorsunuz? Ben buna inanmam. Ben bunu kabul etmem. Zaten edemezsin ki. İstesen de edemezsin muhterem. Üzgünüm ama böyle tepki vermek zorundasın. Çünkü yapıp ettiklerinden dolayı kalbin buna müsait değil. Bunu kabul edemezsin. Bunu kabul edecek bir gönül sende yok. Dolayısıyla senin bunları reddetmen zorunludur. Karşı çıkman zorunludur. Bunda abes bir şey yok. Çünkü senin muktesebatın buna izin vermez. Evet, bunları daha yerinde farklı boyutlarıyla konuşmaya havale ederek ikinci maddeye geçelim. Biraz hızlanayım. Hem tamamen de sabrınızı suistimal etmiş olmayayım. Ama konunun güzelliği ve efendim ruhaniyatı biraz uzatsam da beni hoş göreceğinizi sanki bana ima ediyor gibi ekranlardan. Bu az kaldı onu bitirelim. Hicabun nuraniyyun. Bak şimdi çok önemli bir yere geldik. Şimdi az önce dedik ki karanlık örter dedik. Karanlık örter. Şimdi ne diyoruz? Işık örter. Ya. Onun için şiddeti zuhurundan gizlenmiş deniyor ya. Şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Yani o kadar açık ki görünmez hale gelmiş. Çünkü dikkat buyurunuz. Bu önemli bir husustur.
Işık, açık olmak. Çünkü gözlerimizin bir ışık dalgalarını algılama boyutları var, değil mi? Belli frekanslardaki dalga boyutlarını algılıyoruz. Onun için ışığın şiddetini artırırsak göremeyiz. Örneğin güneşin kaynağı en parlak olduğu anda gökyüzüne bakarsak onu görebilir miyiz? Işık bizim gözümüzü göremez hale getirir. Bir de böyle bir hicap var. Şimdi biraz okuyalım. Üzerinde inşallah gerekirse yine duralım. Kema varede an seyyidil abidin aleyhisselam. Onunla Hazreti Ali'yi kastediyorlar. Aleyhisselam. Şöyle bir söz buyurduğu nakledilmiş. İlahi heb li kemalil inkıta'i ileyk. Ve enir ebsâre kulubina bi ya in nazariha ileyk hatta tahrika absaru kulub hujaben nur fetasil ila ma'denil azame ve tasiru arvahuna muallakaten bi'izzi kutsik. Tabi bu bir önemli duaydı. Bunun açıklamasını yapmamış. Rivayeti sadece vermiş. Ve rivayetin zaten metnin kendisinin anlamının da anlaşılır olduğunu düşünüyor. İlahi Allah'ım hebli kemalil inkıta ileyk. Bana sana ulaşmam için, seninle irtibatım için, senin gayrınla ilgimin tam anlamıyla kesilmesini ihsan eyle. Beni senin dışındakilerle bağımı kopar. Ve enir aydınlat ebsara kulubina kalplerimizin, dikkat buyurunuz, başımızın gözüyle görmemeden söz ettik ya, gözlerimizi aç demiyor. Kalplerimizin basiretini, kalbin gözünü, kalp gözü diye halk dilinde de kalp gözü. Gerçekten Türkçemizin en güzel benzetmelerinden birisi budur, kalp gözü. Adamın kalp gözü açılmış derler ya, velinin, ermişlerin, işte bu. Absar kulubuna. Kalp gözlerimizi aydınlat. Kalp gözümüzün görmek için de bir ışığa lazım. Mesela baş gözümüz nasıl ki bir görmek için bir ışığa ihtiyacı var. Kalbimizin gözünün de ona özgü bir ışığı var. O ışığı bize ver. Bi diyâi nazariha ileyk. O senin kalbimizde yakacağın ışıkla sana bakabileceğimiz, sana nazar edebileceğimiz, seni görebileceğimiz kalbimizin ışığını bize lütfet. Hatta öyle ki bu ışık tahrika yaksın. Ebsârel kulûb, kalp gözlerimizi. Ne yapan? Hucben nur. Işığı örten perdeleri. Kalplerimizde ışığı örten perdeleri. Kalbimizin gözünü görmez kılan şeyleri yaksın senin kalbimizdeki ışığın. Ve böylece kalplerimiz fetasilu ulaşsın ile ma'denil azame. Azametin, kibriyanın, büyüklüğün, haşmetin kaynağına ulaşabilsin. Bu marifetle, bu bilgiyle biz gerçek büyüklüğün, azameti kibriyanın kaynağına ulaşabilelim. Ve vatasiru ervahuna ruhlarımız dönüşsün. Muallakaten bi izzi kutsik, kutsiyetin izzetiyle, kutsiyetin azametiyle, ezeliliyetiyle, asaletiyle bağlı, bakın muallaka, huzur, huzurdur, bağlı hale gelsin.
onun huzuruna erişsin. Kutsiyetinin huzuruna erişelim. Bu farklı bir bilgi türüdür. Bu farklı bir idraktir. Şu duanın derinliğine bakıyor musunuz? Bu tamamen işraki ve çok önemli bir duadır ve gerçekten de tam bir manevi ve işraki marifeti ifade eden bir duadan söz ediyor. Evet. Ve şimdi bu Rabia'nda kalacağım. Onu da işaretleyelim. Şurada kalacağım. Müjdeyi vereyim. Orada kalacak. Hoca daldı bugün gidiyor demeyin. Evet. Ve tebde'ul ma'rife eşşuhudiyye yani el-işrakiye aydınlanma, kalp aydınlanması. İç müşahede ile elde edilen bilgi başlar. Bilvukuf ala esrari esrara vakıf olmakla başlar. Öyleyse yani boşuna efendim sufi kaynaklarımız sırdan söz etmiyor, sır. Demek ki öncelikle işraki bir felsefeyi kabul edebilmek için sırrı kabul etmek lazım. Sır diye bir şey var, esrar. Bu esrara vakıf olmaktan başlar. Yani esrarı kabulden başlar. Yani bil kabuli el esrardır. Bunu kabul etmesi olmaz zaten. Bu da nedir? Ala vukuf, bil vukufi ala esrar ve hakaik atıf yapıyorum. Hakaiki alemi şehade vel mülk. Görünür alemin, mülk alemin, zahiri alemin hakikatine başlar. Öncelikle alemin hakikatini, realitesini kabul, onların melekutunu, sırrını kabul. Mülk zahirdir, müşahededir. Melekut az önce konuştuk, bu da sırdır. Kale Teala alimul gayb ve şehade. Allah kendisinden bahsederken bir ve şehade diyor, bu empirik deneyin konusu diye. Yani mahsusatın alanı. Beş duyumuzla Allah bize bunlarla doğrudan ilişkiye girmemizi sağlamış. Alimul gayb, bir de gayb var. İşte bu da sırdır. Allah onu da bilir. İşte bizim de bu gayb olanı bilme yolumuz işraki bilgi yoludur. Ve kâle eydan tebârekellezî biyedihil mulk. Mülkü onun elindedir, tasarrufundadır, bilgisindedir. Liyentakile tebde'u. İşraki bilgi başlar, şunlara şunlara vukuf, bunları kabulle başlar. Niçin? Liyentakile ile alemil melekut. Sırlar alemine geçiş yapabilmesi için buradan başlaması lazım. Yani daha önceki konuşmalarımda da söylediğim gibi. Şuhuda dair, meşhudata dair, akla dair alanı bitirmeyen bir kimsenin sufiliğe soyunması dereyi görmeden paçayı sıvaması gibi bir şey olur. Bu alanı bir hani ne yaptın? Bu alanda behren ne ki melekut alemine geçmek istiyorsun? Mülkü bitirdin mi ki melekuta başlıyorsun? Kale Teala fesubhanellezî biyedihi melekutu kulli şeyin. Bakın ne kadar harika bir ayet-i kerimenin anlam derinliği. Ne kadar muhteşem. Her şeyin bir melekut var, her şeyin. Her şeyin bir sır yanı var. Bunları ileride o Sufi Hermenet'te falan çok konuşacağız inşallah. Biraz da onları heyecanla bekleyin diye söylüyorum bunları. Çok konuşacağız Allah kısmet ederse. Her şeyin sırrı ne demek? Ve kâle eyzan ve kezâlike nuriye İbrahim'e melekûtes semâvâti vel ard. İşte böylece İbrahim'e göklerin ve yerin neyini göstermiş Cenab-ı Hak? Melekutunu. İşte İbrahim'i bilgi, semavat ve arz zahirdi. Onun melekutu yani sır yanını, gayıp yanını, batın yanını, manevi yanını bir cümle işraki bilgi. İşraki olan
bilgiyi ona gösterdik. Evet. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bize de Hazreti İbrahim'e gösterdiği gibi eşyanın melekutunu göstermesi için tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi önce kalplerimizdeki tüm putlardan kurtulmamız, onu temizlememiz, bu sırrı keşfetmek ve fark etmek, ateşte yanmaktır. Ateşe atılmayı göze almaktır. Hocam böyle serin serin otursam da işte buz gibi içeceklerimi ya da çayımı kahvemi içsem de görsem daha iyi olmaz mı? İyi olur da işte olmuyor. Ateşe atılmaktır. Ne kadar harika bir ayetin anlam derinliği görüyor musunuz? Hazreti İbrahim yerin göğün sırrını, melekutunu gördü ama ateşe girdi. Ateşi berden ve selamen olarak idrak edemeyen lütfun da hoş, kahrın da hoş. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip kötülüğü yok etmeden, varlıktaki tüm güzelliği müşahede etmeden nereden melekut semavata öyle serin serin oturup da bakıyorsun? Ya bunları konuşacağız inşallah. Efendim bu uzun derse sabır gösterip eğer beni dinlemişseniz çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.